Herkese merhaba. Bugün Antalya'da Termessos Antik Kenti ziyarete geldik. Antalya'dan bindiğimizde hava yaklaşık 20 dereceydi. Oldukça yukarı çıktık, üste çıktık. Burada şu an hava sıcaklığı 10 santigrat derece. Arada 10 santigrat derece fark oluştu. Antalya'nın kuzeybatısına doğru 30 kilometre mesafeyle geldiğimiz bir yer. Doğayla iç içe olan Termessos'u gelin birlikte gezelim. Haritada görüldüğü gibi oldukça uzun bir yolumuz var. Bu parkur üzerinde birlikte yürüyelim ve antik kente ulaşalım. Yürümeye devam ediyoruz ve gerçekten bu güzel doğa hayran bıraktı kendisine bizi. Oksijen bolluğu ve özlemişiz gerçekten bu oksijeni ve bu havayı. Antalya'daki yoğun sıcaklardan dolayı gerçekten bu serinlik bize iyi geldi. 20 santigrat dereceden 10 santigrat dereceye gelmesi, hatta çıktıkça hava sıcaklığının düşmesi de gerçekten... Şu an 7 gösteriyor. 7 gösteriyor. 7 santigrat derecede biz daha devam ediyoruz. Bakalım bu üstümdekini giyesiye kadar devam edeceğiz. Ben üşüyorum. Sen nasıl hala böylesin? Ya sürekli çıkıyoruz. Sürekli çıkarken enerji harcıyorsun. Enerji ısıya dönüşüyor sonuç olarak. O ısı da üşütmüyor sizi. Ama üşümediğinizi düşünüyorsunuz. Yine bir bilimsellik. Yine bir bilimsellik. Hadi devam. Devam. Nefes devam nefese. Hadi. Şu an tam surların üstündeyiz. Yükseldikçe de manzaranın güzelliği ortaya çıkıyor. Sıcaklık da düşüyor. Tamamıyla aşağıya hakim durumda. Kuş sesleri inanılmaz güzel. Evet, artık bu kadar yürüdükten sonra şehrin içine ulaştık. Bakalım buralarda neler var. Tabelalar yönlendiriyor. 1,5 kilometre çıkmış mıyızdır? Aşağı yukarı 1,5 kilometre çıkmışızdır, evet. Burası diğer antik şehirlere göre hala yapım aşamasında veya kazım aşamasında da değil. O yüzden taşlar üst üste yığılı bir şekilde. Ama buraya da sıra geliyor. Şurası şehrin atık su gideri. Sarmaşıklar kentin içerisinde adeta bir dekor oluşturmuş. Burada pazar yeri yer almakta. Kentin büyük bir pazarı bulunmaktaymış. Karşıda gördüğünüz duvar ise halen daha kendisini korumakta. Kapalı toplantı yeri
olarak geçiyor. 4000-5000 kişilik bir tiyatro. Bu da şehrin epeyce bir nüfusu olduğunu göstermekte. Bu kalabalık tiyatroda gerçekten birçok aktivite yapılmış ve burada şehrin kültürel ve sosyal yanının gelişmişliğini göstermektedir. Diğer taraflarda da gördük ki şehrin altyapısı oldukça iyi tasarlanmış. Su kuyuları olsun, atık su kısımları olsun, gerçekten medeni bir şehir olarak karşımıza çıkmakta. Tiyatro oldukça güzel bir yere konumlanmış. Aşağıda da göreceğiniz gibi dik bir şekilde vadiye doğru bir geçiş yapıyor. Karşıda da bir tepe mevcut. Antalya tabii biraz daha güney tarafında kalıyor. Bize göre sol tarafta yer alıyor. Phaselis'in antik tiyatrosu çok güzeldi. Burası inanılmaz. Burayı da bitirdik. Devam ediyoruz. Bence Termessos'un en güzelleri burası. Burada sadece bu tiyatroyu görmek için bile gelmenizi tavsiye ederim. Şu an burada tiyatro hiçbir şey yokken bile burada oturmak o kadar güzel ki. Şu an düşünemiyorum veya burada bir gösteri varken burada olmayı. Ve şehrin en çok gösteri yapılan yeri burası ve aşağıda şurada kapılardan gördüğünüz gibi 5 farklı kapı varmış aşağıda. Ve 5'inde de hayvanlar saklanıyormuş, vahşi hayvanlar. Bir askeri veya üst düzey bir komutanı deneyecekleri zaman o hayvanla dövüştürüyorlarmış. Vahşice ama en çok izlenen gösteriler de onlarmış. Çok ilginç gelmişti bana. Şu an tam neredesin? Özel bir kısım var burada. Sanırım o dönemin önemli kişileri için yapılmış bir protokol burası. Tam kralın yerindesin. Evet. Burası arkalarını dayayacakları kanepe şeklinde yapılmış bir yer. Diğer halk diğer taraflarda oturuyor. Protokol burada oturuyor. Ama görüldüğü gibi taşlar protokolün üstüne yıkılmış. Halkın oturduğu yerler sağlam kalmış. Bu çok iyiydi. Özellikle buraya çift kafes konmuş. En büyük sarnıç burası. Görüldüğü gibi aşağısı oldukça derin. Ve gerçekten o dönem güzel bir inşaatla yapılmış bir yer. Buranın sularını yağmur suyuyla sağlıyorlarmış. Evet. Yağmur sularıyla gerçekten depolanır. Buradan da aşağı doğru aktarımı sağlanabiliyor. Şehrin merkezine doğru geldikçe taşların yoğunluğunu görmekteyiz. Burada bir su kemeri mevcut. Yine görüldüğü üzere doğa. Burada bir tanımlanamayan yapı var. Sanatsal olarak bakmaya çalışıyoruz. Ama biz de bir anlam veremedik. Bana çarşı gibi geldi. Pazar yerlerinde. Şehrin taş ocağı burası. Kentin yapımında kullanılan taşlar burada işlenmiş. Burada işlenmiş. Görüldüğü gibi irili ufaklı taşlar büyüklü küçüklü sıralanmış. Aşağı doğru baktığımızda da hala taşların olduğunu görmekteyiz. Bir de bu taşlar sadece bu bölgeye ait taşlar değilmiş biliyor musun? Başka bölgelerden gelmiş taşlar da mevcutmuş Termessos'un içerisinde. Çok ilginç değil mi? Evet. Farklı farklı yerlerden taşlar geliyor. Burada taşlar herhalde dekor işte amaçlı işleniyor. Aynı zamanda ilginç yapılara da burada rastlamaktayız. Dağın orijinal görünümü. Sanki böyle ikiye ayrılmış bir görünümü var. Doğal olarak muhtemelen. Evet, burada bir kaya mezarı görmekteyiz. Nedense kaya mezarını hep böyle manzaralık yerlere koyuyorlar. Dağ yapısı.
yapılmış kaya mezarları burası da. Gerçekten çok ilginç bir yapı. Doğal bir pürüzsüzce kazı işlemi gerçekleştirmişler. Tabii üste de çıkıp size göstermek isterdik ama tabii üste çıkmadan burada buraya çıktık da evet, sarmaşıklar da çok güzel bir manzara yaratmış buraya. O çok güzel bir bulut var buradan, müthiş bir manzara. Yine bu mezarların manzarası da şu şekilde, onu da gösterelim. Burada da daha yeni çıkmış küçük bir bitki. Taşların arasında çok güzel bir görüntü oluşturmuş. Yaklaşık 40 dakikadır yukarıdan aşağı doğru iniyoruz. Yolun gerçekten çıktığımız yere çıkacağını bilmiyoruz. Ama öyle tahmin ediyoruz. Çünkü bu şekilde bir vadi geçiyor ve aşağıya doğru da bir patika olarak iniyor. 40 dakikadır biz kaya mezarlarının arasındayız. Sürekli gördüğümüz kaya mezarı farklı farklı şekillerde oluşturulmuş ve daha da devam ediyoruz. Bakalım ne olacak? Devam ediyoruz. Sence daha ne kadar yolumuz var? Bence ulaştık. Bence ulaşmadık. Bakalım. Bence yok. Gelmedik bence. Hala ya bu tarafa kaybolmuşuz mı? Gibi bir his var. Bu tarafa mı? Bu tarafa. Ya sağ ya sol gideceğim. Sağa mı gidelim, sola mı gidelim? Bayraklar. Arabanın oradaki bayraklar. Evet, sonunda yani dedim bu yola biz çıkacağız diye. Gerçekten hazine bulmuş gibi mutluyum. Yani. Ben dedim bir yere çıkacağız. Yani çünkü sen dedin. Evet. Geldiğimiz yer karşı taraf, gördüğünüz gibi. Ta oralardan indik geldik. Yolun da girişe çıkabileceğini düşündük. Ve sonunda çıkışa ulaştığımızı düşünüyoruz. Daha tam çıkışa gelmedik. Ama en azından geldiğimiz yerleri görebiliyoruz buradan. Evet, geldiğimiz yere oldukça yaklaştık. Bayrakları görebiliyoruz. Ama halen daha bir mesafe var. Umarım buradan geçişimiz vardır. Yoksa bu yolu geri dönmek zorunda kalacağız. Haydi bakalım devam edelim. Bazı taşların üstünde de bu şekilde işlemeler var. Görüldüğü gibi. Taşları güzel işlemişler. Yine sona doğru da bu şekilde bir yer mevcut. Tabii doğa her zaman için bu taşların üstünü de kaplamış ve özüne dönmüş. Burada görüldüğü gibi bitkiler fosil halinde kalmış. Çok da güzel bir görüntü oluşturmuş. Çok ilginç geldi bize. Doğanın gücünü görüyorsunuz arkadaşlar. Kim bilir nasıl bir deprem oldu da bu kadar büyük şeyleri yıktı ya. Sarmaşıklar ve doğa birleşmiş. Tamamıyla taşların üzerini kaplamış ve tekrardan taşlar üzerinde hayat bulmaya başlamışlar. İşte doğanın yeniden canlanma şekli bu şekilde. Bu taşı tamamıyla yukarıya doğru sarmaya devam ediyor. Bu sarmaşığın tamamıyla sarması sonucu görüntüyü çok merak ediyorum açıkçası. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu yukarıda da çok güzel bir tarihi motif bulunmakta. Gerçekten çok hoşuma gitti. Sarmaşığın sonuna geldik. Sonunda yaklaşık arabayla aramda 5 metre falan var. Bu benim için gurur verici çünkü çok büyük bir parkur. Bugün de Termessos'taydık. Termessos'u gezdik.
Termesos'a giriş ücreti 10 TL. Bu 2020 fiyatı. Kış sezonunda saat 5'e kadar müze ziyaret edilebiliyor. Yaz sezonunda ise saat 7'ye kadar müze ziyaret edilebiliyor. Oldukça büyük bir parkur. Doğayla iç içe bir parkur. Burada yaban hayvanları karşınıza çıkabilir. O konuda biraz dikkatli olmanız gerekiyor tabii. Biz risk aldık, biraz arazinin tümünü dolaştık. Karşı taraftan başladık, bu taraftan çıktık. Oldukça büyük bir parkurdu bizim için. Ama keyifli miydi? Çok keyif aldık. Trekking yapmak için çok ideal bir yer. Özellikle sonbahar, kış aylarında. Biz şu an kış ayındayız. Antalya için sonbahar gibi duruyor. Böyle güzel bir manzarayla iç içe yer. Kesinlikle gelmenize tavsiye ederiz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.